başlangıçtaki 3 basamaklı ve sonra oluşturulan 2 basamaklı sayılar 9'un katı. 9 ile tam bölünebilen sayıda rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. 3 basamağı topluyoruz burada. x artı y artı 2, 9, 18, 27 gibi sayılar olması gerekiyor. 27 olamaz, eliyoruz. Çünkü rakamlar toplamı burada rakam dediği için 9, 9 en fazla 18 olacaktır. 27'ye ulaşması imkansız. 9 olduğunu düşünelim. <laughs> Dolayısıyla burasının 7 olması gerekiyor. 7, 2 daha 9. Öyleyse x artı 7 burada da 7 olacak. 7 artı 2 zaten 9 yaptığı için y de burada 0'dan farklı bir şey olması lazım. 2 basamaklı olduğu için. Bunu da 9'a eşitlemeyelim. Buradan 18'e eşitleyecek olursak bu sefer y'nin 9 olması gerekiyor. 7, 2 daha 9. Toplam 9'a eşit olamayacağı için bir sonraki 18'e geldik. 18 olması için de y'ye 9 geliyor. Bu da kendisiyle çelişir. Eğer y'ye 9 vermiş olsak x artı 7'nin x artı y'nin 7 çıkması için x'in eksi 2 olması lazım. Dolayısıyla burada bir terslik var. Negatif olamaz rakam. Öyleyse buradan 27'ye doğru kayış yapalım. Burası 7. 2 daha 9. 9. 27 dediğimizde bu sefer de Y'nin iki basamaklı çıkması lazım. Bu da mümkün görünmüyor. Öyleyse başlangıçtaki 9'a değil 18'e eşitlememiz gerekiyor. Şimdi X artı Y artı 2 eşittir 18 dediğimiz zaman değiştiriyoruz bunu. Buraya 16 diyelim. Mümkündür. 16 2 daha 18 yapsın. Öyleyse burası da 16 olacak. 16 oldu. 2 daha 18. 9 ve 18'in olma ihtimali yok burada. 16 artı y artı 2 27 olarak düşünecek olursak evet şimdi 18 olduğu için y'ye 9 verebiliyoruz. y 9 olduğu için toplam 16 olsun diye x'in de 7 olması gerekiyor. Demek ki tek bir seçeneğimiz var. x artı y artı 2 burada 18 olacak ve bunların toplamı da 27 olacak. 7 kere 9'dan 63 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir.